Sözlüğü sergisi aslında ismi çok sonradan koydum. Yani hepimiz de bu çağın içinde yaşayan, nerede olursak olalım, alışmadığımız, daha önce yaşamadığımız bir devreye girdiğimizi hepimiz fark ediyoruz zaten. Bu fark ediliş içinde çalışmalarım vardı ve oluyor, devam ediyor. Ve ben sonradan bunu bu şekilde isimlendirdim. Yani çözülüş Almanca entkettet, yani kette aslında zincir demek. Entkettet zincirden kopma. Ama çözülüş olarak onu çevirdik. Yani bir zincirin halkasının kopuşu bu ne demektir? Bir şeyin sonu demek oluyor. Yani aslında bir bağlantının sonu oluyor. Yani mekansal ve zamansal bağlantıların koptuğu bir çağdayız zaten. Hız çağındayız. Şimdi böyle bir çağda bu kopuş nasıldır, nasıl ifade, nasıl algılanabilir diye bir soru yöneltiyor bu sergi bence. Bu sorunun cevabı da birçok şekilde olabilir. Belki bir esaretten kurtulma olabilir, zincirden kopma. Ya da ve alışılmış rehavet içinde bir yaşantının kopuşu olabilir. Tabii ki hoş değil güzelliklerin kopması, ama belki de bu güzelliklerin böyle işte devam etmesi belki de olumsuzdur. Belki yeni bir başlangıca düşünme faslına geçme zamanımızdır belki. Yani bu anlamda algılanabilir sergi diye düşündüm ve bu ismi koydum sonradan. Aslında ben hiçbir sergi, yani bütün çalışmalarım benim 40 senedir bütün çalışmalarımda bir düşünce vardır. Yaşadığım toplumla veya zamanla ilgili bir düşünce. Zaten sanat yapmak düşünme demektir. Düşünme de çevresiyle ilgili bir sorgulamadır zaten. Yani biz her zaman sorgulamak zorundayız her şeyi. Yani yaşayan her insan her şeyi sorgulamak zorunda zaten. Yani sorgulamak derken olumsuz falan bir olay değil bu. Ama ne için, nerede, nasıl soruları her zaman aklımızda olması gerekiyor zaten. Öyle de düşünüyorum. Yani bu şeyde politik diye bunu adlandırıyorsak tamam politik o zaman. Yani sanatın her zaman çok, yani sanatçısı varsa sanat tabii ki ortaya çıkması lazım. Hangi toplumlar, hangi devirlerde, hangi mekanlar içinde nasıl bir sanat ortaya çıkartıyorsa zor dönemlerde de aynı şekilde birçok sanatçı tabii ki çıkacaktır. Ama mesele ya sanatçının çıkmasından daha çok sanatçıyı anlayabilecek zihniyet, yani sanata ve düşünceye açık bir zihniyetin olması gereken. Mimari de aynı şey değil mi? Bugün mimari mesela öyle bir durumda ki toplumları ifade edemiyor artık. Yani mimari baktığımız zaman bir el yazısı gibidir, toplumun el yazısı gibi. Onda toplumun organizasyonunu, tarihini, her şeysini görürsünüz. O nasıl bir toplum olduğunu hemen anlarsınız bir şehre gittiğiniz zaman. Ama artık bu da bitti. Yani toplumun ifadesi olmaktan şehirler çıktı. Tam aksine toplumun bir gösteri panayır halinde. Yani bir kurgulama haline geldi şehir mimarisi mesela. Yani o zaman o soruyu sorabiliriz. Mimari ne iş yapıyor? Yani sanat bir şeyleri sorguluyorsa mimari ne yapıyor mesela? Ya da bilim ne yapıyor? Basın ne yapıyor? Yani her şeyi sanata bağlamak, aman sanat şimdi çok önemlidir demek bence doğru değil.